Seyirciler merhaba Ankara Masası'na hoş geldiniz. Bugün 31 Ekim Salı saatler 14.06'yı gösteriyor. Ben Fatih Atik Ankara Masası'nda YouTube kanalımızda canlı yayında bir kez daha sizlerle beraberiz. Ee, dünyanın ve Türkiye'nin gözü kulağı tabii Filistin'de Gazze'de İsrail 25 günden bu yana bombardımanını aralıksız sürdürüyor. Şu ana kadar e, kesin rakamlar olmamakla beraber 8 binin üzerinde kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden insan katledildi. Tam anlamıyla bir soykırım gerçekleştiriliyor İsrail tarafından dünyanın gözleri önünde ve Batı dünyası da buna açık bir destek verir durumda. Türkiye'de bu konuyu yakından takip ediyor. Bunu konuşacağız. Yerel seçim hazırlıklarını konuşacağız ve Türkiye'deki hukuk alanında bir takım gelişmeler yaşandı son günlerde. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin. Hak ihlali kararına rağmen Can Atalay'ın, Hatay milletvekilinin tahliyesi gerçekleştirilmedi. Tüm bunları konuşacağız. Çok değerli bir isim var bugün Ankara masasında, stüdyomuzda. Demokrat Parti'nin Sayın Genel Başkanı Gültekin Uysal bizlerle beraber. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sizlere de tekrar hayırlı olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi İsrail'in gazze saldırılarını herkesin gündeminde. Demokrat Parti de yakından takip ediyor. Meclisteki deklarasyona da destek verdiniz parti olarak. Burada bir din savaşı çıkarılmak mı isteniyor? Batı dünyasının binlerce insanın ölümüne rağmen hala ateşkese yanaşmaması ve İsrail'e destek vermesi. Siz nasıl yorumluyorsunuz tüm bu olan biteni? Filistin'le olan biteni sadece bugün olanlar üzerinden değerlendirme yapamayız. Biz tarihsel arka planı var. Ama başlık başlık altını çizmek gerekirse, Huntington'un yıllar evvel medeniyetler çatışması tezi olarak ortaya koyduğu, Teze dönmüş olduk. Amerika başta olmak üzere batılı ülkelerin verdiği tepkiler, insanlığın yüzünü kızartacak katliamların yapıldığı bu saldırılara karşı tutumlar maalesef bir kez daha. Din referansıyla herkesin hizalandığı hak, hukuk, cinayetler, ölümler bu merkezde değil, siyasi tercihlerini geçmişten bugüne bir asırdır bir kadastro geçirilmiş. Burada son olarak güncellenmiş e, tasavvur Büyük Orta projesidir. Hı hı. Türkiye'de maalesef Sayın Erdoğan'ın bilinçli bilinçsiz Büyük Orta projesinin marifet diye eş başkanıyım diye ortaya dökülmesini <laughs> anlamak mümkün değil. E, hangi akılla bu işin eş başkanıyım diyerek Şecaat arz ederken merdi kıttı sırkatin söyler diye Sayın Erdoğan çok söyler. Marifet diye ayıbını söylüyor. Sorumluluğu ee, var mı sizce e, iktidarın bu noktada? Şöyle, e, bugün Türkiye hem dış politikasında hem ekonomisinde, uluslararası ilişkiler alanında... ...değerli yalnızlık olarak kodladıkları çaresizlikle beraber e, etki sahasını sınırlandırdığı bir döneme denk geldi. E, i̇mparatorluğun bakiyesiyiz. Bugün bu referansla Sayın Erdoğan Dışişleri Bakanı çıkıp işte garantör ülke gönlümüz ister ki Türkiye'nin böyle bir müttesabatı var, müttesep hakkı da vardır. Gönlümüz ister ki bu bölgenin huzur ve istikrarı için Türkiye'nin her daim sözü garantör hüviyetinde etki uyandırsın. Ama bu sadece sözlü olmaz. Dış politikanızın arkasına güçlü bir Türk ekonomisi. Buralara derinlik katmış, üçüncü, beşinci farklı farklı kuvvetleriyle, yumuşak güç unsurlarıyla beraber derinleştirdiği bir ilişkiler ağını koyabilmeniz, istikrarlı bir dış politik vizyon koyabilmeniz. Bütün bu parametrelerden bakınca Türkiye'nin ekonomik olarak uzun zamandır Atlantik aksında Washington'la hatlar kesik. son zamanlarda özellikle işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, işte İsrail Washington'un kapalı kapılarını e, Tel Aviv üzerinden açma e, yoluna gidiyordu. Şimdi o kapı da kapandı. Ama ben bütün bunlara rağmen Türkiye'nin bu bölgede yaşanan acılara, yaşanan felaketlere etki edebilmek, süreçlere olumlu manada bölgenin istikrarlı huzuru, güveni için çok önemli etki edebilecek gücü olduğu kanaatindeyim ama bu gücü nasıl bir sorumlulukla kullanabildiğiniz, nasıl bir arka planın üzerine getirip koyabildiğinizle alakalı. Bu açıdan bakınca iktidarın işte 13-15 gün bence çok daha istikrarlı, çok daha makul. Elbette hicranımızı, acımızı, içimizi akıtıyoruz. Orada yaşananlar biraz evvel ifade ettiğiniz bugün sayılardan ibaret, 8 bin'e ulaşmış gibi İsrailli savunma bakanının aslında zihniyetlerini ortaya döken human animal dediği yani Filistinlere bakış açısı ontolojik olarak zaten insan saymayan böyle bir bakış açısını kabullenebilmek falan mümkün değil. Ama ağıt yatmakla da meydanlarda mitingler düzenlemekte de devleti yönetenlerin, hükümet edenlerin mesuliyeti bitmez. Hı hı. Sayın Bahçeli'nin bir takım açıklamaları var. Verdiği 24 saat doldu, epey de bir zaman oldu. Biz de ilgiyle takip ediyoruz ne olacak diye. İktidarın ee, söylemleri var ama e, e, maalesef bu sadece Türkiye'nin de meselesi değil. E, Orta Doğu'daki ülkelerin çok ısrarla altını çizmek isterim. Hı hı. Türkiye başta olmak üzere İran, Suudi Arabistan ve Mısır bölgenin başat ülkelerinin bu bölgenin kendi iç problemlerini çözecek. Bölgesel zeminleri, süreçleri sağlıklı işletemediği için bir asır evvel problemlerin, pabuçların döşeyen İngiltere başta olmak üzere 45 sonrası o yükü, sorumluluğu alan ABD her daim müdahale etme yetkisini bulur ve bölge kendi enerjisini, insan kaynağını kutsalları çiğnenerek kaynakları tarumar edilerek sömürülerek bu acılara mahkum edilir. Biz istiyoruz ki ne Türkiye ne bölge bir asır evvel terk ettiğimiz 400 yıl 1516-1917 Kudüs 400 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Pax Ottomana dediğimiz, Osmanlı barış dönemi dediğimiz bu dönemi arar haldeyiz. E, şunun da altını çizmek isterim. Aralık 1917'de terk ettiğimiz Kudüs'ün, Aralık 2017 yılında Trump tarafından bütün ümidini Trump'ın kazanmasına bağlamış bir iktidar var Türkiye'de. Bir garabet hal. O Trump tarafından, başkent ilan edilmiş olmasını ne manaya geldiğini hepimiz düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu sadece bizim meselemiz değil. Maalesef bölgede çok uzun yıllardır toplumsal meşruiyeti problemli iktidarlar iktidarlarını sürdürebilmek için dış desteğe muhtaçtır. Bu noktada ABD'nin desteğine muhtaçtır. Korrupt, yolsuzluklara bulaşmış siyasi liderlikler bütün Ortadoğu coğrafyasında maalesef petrol petro dolarların gidilip depo edildiği merkezler, yatırım yapıldığı merkezler, işte İngiltere'nin futbol takımlarıdır, İngiltere'dir, Amerika'dır, Avrupa'nın Paris'in belirli yerleridir. Maalesef bölgenin içine düştüğü bu çıkmazdan çıkabilmek için Türkiye'nin özellikle sağduyu içerisinde ama ifade ettim sadece Türkiye'ninki de yetmez ama Türkiye çok belirleyici. İran'ın İran'ın tabi pozisyonu daha farklı üzerine kurduğu Şia üzerinden kendisini politik olarak kodlamış özellikle 79 İran Devriminden sonra kapalı bir ülke haline getirilmek istenmiş bir takım yaptırımlar uygulanmış o kendine göre kendisini bir savunma hattı bir mezhep referansıyla bütün Orta da. Şimdi bu ilişkileri e, İran'ın sabote ettiği Hamas aracılığıyla söyleniyor. İşte siz anlattınız Türkiye İsrail ile ilişki kurmaya çalışıyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri kuruldu da. Yani İsrail Cumhurbaşkanı buraya geldi gitti. Bu saldırı kime hizmet etti? Yoksa bu iklimi mi sabote etti? Tabi bu saldırıyı sadece yani e, ya da yani işte, Hamas'la Hamas ilgili Aksarat söylenecek. Işte burada bir bir e, işgal var. O toprakları işgal etmişsiniz. İşte herkesin referans verdiği ama kimsenin başta ABD olarak kendini bağlı hissetmediği o 67 sınırlarıdır. burada bir işgal var. Siz işte yerleşimci diyerek, insanların mallarını gasp ederek, uluslararası hukuku, en temel mülkiyet hukukunu çiğneyerek orada bir şey yapıyorsunuz. ama sorduğunuz bağlamda ee, Azerbaycan, Ermenistan meselesine İsrail'in müdahiliyetinden, e, İbrahim anlaşmalarıyla beraber bütün Arap ülkeleriyle İsrail'in ilişkilerini belirli bir düzleme çekme e, teşebbüslerinden e, bağımsız bunu okuyamayız. Hı hı. E, ama tabi Orta devlet dışı aktör dediğimiz e, ulus devletlerin uluslararası politikanın temel birim ulus devletlerdir. O birim alanın dışındaki bir takım organizasyonların farklı farklı sahiplerle ki bu örgütlenmelerin içerisinde pek çok hem bölgesel hem uluslararası istihbarat örgütlerinin müdahiliyeti vardır. Görüntüde algıda hizmet ettiğiyle temelde esas hedefinin çok farklılaşabilir. Bütün bunları da hafızadan çıkarmamak lazım. Yani buradan şimdi mesela Bülent Arınç bir açıklama yaptı. ilk günlerde dedi ki Hamas sen nasıl böyle yapıyorsun? İşte birkaç tane füze attın sinek vızıltısı gibi. O İsrail ise üzerinden geçecek demeye getirdim. E, Hala söylüyor. Siz bu yaklaşıma katılıyor musunuz? Bir de sizin Demokrat Parti'nin yaklaşımı nedir Sayın Başkan? Hamas sizce bir terör örgütü mü, bir siyasi parti mi? Haması biz Demokrat Parti olarak bir terör örgütü olarak tanımlayamayız. Orada bir haklı mücadele var, iç içe geçmiş. Elbette endişemiz şudur: Filistinli Filistin'in haklı davasını gölgeleyecek, bir takım terör yaftası yapıştırılabilecek saldırılardan, bütün maruz kaldıkları hukuksuzluklara, maruz kaldıkları katliamlara rağmen imtina etmelerini bekleriz. Ama burada Hamas, El-Fetih, yani Filistin davasının süreç içerisinde bakmak lazım. İşgale uğramış topraklarının orada örgütlediği… Örgütlenmeler buralar ama ifade ettim e, Hamas Hamas'la dahil olmak üzere bölgesel farklı farklı istihbarat unsurlarının müdahiliyetiyle beraber bir takım e, tahrik edici e, operasyonlar her zaman olabilir ama durduğumuz nokta açıkçası bizim burasıdır ben tekrar altını çizmek isterim haklı Filistin davasını hı hı. elinde propaganda gücü olan ki işte İsrailli ana muhalefet lideri bir önceki başbakanın açıklaması var diyor ki batı medyası diyor İsrail'e objektif davranamaz diyor. Yani bu katliamları subjektif davranarak İsrail'in lehine gösterecekmiş. Yani bunun akılla izah edilebilir bir tarafı yok. Biraz evvel de ifade ettim. Huntington'ın medeniyetler çatışmasının birinci perdesini Bosna'da gördük. Evet. Bosna'da Avrupa'nın ortasında o katliamlar sırf Müslüman oldukları için, Hani Cemil Meriç'in bir güzel tabiri vardır. Bütün Kur'an-ı Kerimleri yaksak yine batılının gözünde Türk ve Müslümanız der. Şimdi Bosna'da o katliamlara soykırıma muhatap olan insanlar sadece ve sadece Müslüman oldukları için bu soykırıma muhatap oldular. Bugün de batının geldiği iki yüzlü yedeklerini aldığı işte beyaz adamın sorumluluğu white man's burden diyerek Afrika'dan Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya, Uzak Doğu'ya, işte Afganistan'a, Irak'a değil mi? Demokrasi adına güya müdahaleler yaptılar. Hangi amaçla yaptıklarını biliyoruz. O evet. nedenle biz bir düşünürümüzün Anadolu Türklük için söylediği güzel bir söz vardır. Sırtlanların geçiş güzergahına geldik, çadırımızı kurduk. Burada uyanık olmak zorundayız dediği gibi. Tüm Müslüman dünyasının, tüm Orta Asya ve Türklük dünyasının hem uyanık hem de akıllı davranmak, kendi meselelerini kendisi çözecek, üreten, artı değer yaratan ekonomileriyle beraber gücünü etkin bir şekilde kullanacak, dış politikada askeri gücün arkasında koyacak, ekonomik gücün arkasında koyacak, yumuşak güç unsurunun unsurun arkasında koyacak bir perspektifle bir yapılanmaya ihtiyaç var, yoksa sadece bugün ağıtlar yakıyoruz. Sayın Arınç'ın söylediği sözler, o nispet bence önemliydi. Kendisine de haksız bir saldırıda bulunuldu Onu da kayda geçmek lazım. Evet. Şimdi bir taraftan daha önce seçim döneminde Millet İttifakı'nda beraber olduğunuz partiler, Saadet Partisi, Gelecek Partisi. Onlar şöyle açıklama yaptılar. Türkiye milletvekili heyeti göndersin. Hatta gönderiyor bildiğim kadarıyla Saadet. O konuda girişimleri var. Ve daha ileri gittiler. Türkiye asker göndersin. Türk askeri oraya giderse bu çatışmalar durur diyorlar. Siz e, çok deneyimli bir siyasetçisiniz. Türk askerinin orada bugün bir görev almasına e, uygun bir zemin var mı? Fatih Bey şöyle, siyaset yapıyoruz ama bizim bu ülkenin sorumluluk sahibi siyasetçilerinin devlet adamlarının birincil sorumluluğu tarihe karşı, millete karşı, devlete karşıdır. O sorumluluğumuzu yerine getirmek. Objektif şartlara baktığınızda gönlümüz ister ki Türkiye, biraz evvel söyledim, böyle bir arka planla beraber oraya müdahale edebilecek bir garantörlük hukukuyla beraber müdahale etme yetkisi olsa ama bugün objektif şartlara baktığınızda e, Türkiye'nin ve bölgenin şartları ne Türkiye'nin ne bir başka ülkenin maalesef üzülerek Hı -hı. ifade ediyorum Hı -hı. bu tür bir silahlı e, sert e, güç unsuruyla e, müdahale ederek bir Ateşkes, olayın, hadiselerin gidişatına müdahale etme imkanımız maalesef yok. Hayalcilik mi bu biraz? Ee, ya da yani, kamuoyuna oynamak e, mı? Realist davranmak mecburiyetindeyiz. Ama bu şu demek değildir. Elbette Türkiye bütün yaptırım gücüyle beraber sözünü kıymetli hale getirerek bütün bu süreçlerin içerisinde mutlaka bütün bizim iktidara karşı rezervlerimize rağmen MİT'iyle... Dışişleri Teşkilatı ile onun dışındaki Milli Güvenlik Kurulu Silahlı Kuvvetleri ile beraber e, Cumhuriyet'in 100 yıldır, işte 100. yılındayız bunun kıymetini bilmek lazım. Bütün bu konuştuklarımızı söylerken bir parantez açayım. Hı, hı İşte bu Orta Doğu aynasında, çökmüş ülkelerin aynasında, işte iki tane çökmüş ülkeye komşuyuz Irak ve Suriye. Onların aynasında baksak Eleştirdikleri işte son olarak Antep milletvekili bir densizin çıkıp narkoz işte öyle dedim böyle dedim diğerinin işte 80 yıllık reklam arası dediği o cumhuriyetin kademe kademe örerek getirdiği politikanın eseri olarak bir huzur adası olarak kendi insanlarına kendisini demokrasinin imkanlarından yararlanarak cumhuriyetin değerlerini kurumlarını yok etmek isteyen başta bu iktidar sahipleri olmak üzere. Bölücü terör örgütleri olmak üzere, devlet ele geçirmek için yola çıkan FETÖ dahil olmak üzere sunduğu hukukun, güvenliğin, refahın, imkanın kıymetini bilmeli. En fazla da bugün her türlü imkan ve imtiyazdan yararlanan bugünkü iktidar sahipleri bilmeli. Evet. Bu da aslında bir tarihsel muhasebeye, bir murakabeye, bir değerlendirme yapmaya bir kendimizi sigaya çekmeye vesile olmalıdır diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bir tweet attı. Konuşurken de konuşmalarında da var. Dedi ki tam ifadeyi söyleyeceğim. İşte Gazze'den bahsederken Atatürk vurgusu yaptı. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir dedi. Sonra da dedi ki bugün de aynı dirayetle dirayetli duruşu Gazi'nin Atatürk'ün kimse el süremez dediği Filistin ve Gazze için sergiliyoruz dedi. Gazze halkına yardım etmeye çalışıyoruz. Gazze'ye sahip çıkmak e, Cumhuriyet'in gereği midir ve Atatürk'ün bir vasiti midir aynı zamanda? Buradan Şöyle bakarız. tabii netice itibariyle kağıda dökülmüş, adı konmuş metinler, miraslar vardır. Bir de onun dışında tarihin size yüklediği bir takım miraslar vardır. Türkiye ifade ettim. Hı hı. yani işte Falif Rıfkı'nın Zeytin Dağı'nda da anlatılır. Şevket Süreyya'nın Enver Paşa kitabında da anlatılır. son Osmanlı komutanı Kudüs'te yardım istiyor. İşte Suriye cephesinde Alman Falkenhein ee, diyor ki yardım göndererek Kudüs'te mücadeleyi uzatmayalım. Hristiyanlar için de mübarek bir kenttir. Kudüs yıpranmasın. İşte öyle terk ediyoruz. Evet. Ee, şimdi bu acılar bizim yani biz bugün imparatorluğun bakiyesi olarak yüklediği sorumluluklar var. Bunu yerine getirmenin yolu öncelikli olarak 780 bin kilometre kare içerisinde sağlıklı işleyen demokrasisiyle hukuk devletiyle kendi iç hukukunu birliğini beraberliğini demokrasi hukuk ve laiklik temelinde pekiştirmiş ülkenin kaynaklarını eşit dağıtan herkes eşittir ama birileri daha fazla eşittir mantığı içerisinde 20 yıldır olduğu gibi kamu kaynaklarını yağmalamak için Örgütlenmek yerine 85 milyon eşit gören bir anlayışla Türkiye kendi siyasal düzenini adeta bilgisayar tabiriyle kullanırsak işletim sistemini yeniden kodlamak mecburiyetinde. Hmm. Sayın Erdoğan Türkiye'yi merkeze alarak bir kodlamak yerine kendi suçüstü yakalanmış hali 17-25 Aralık'tan itibaren ortaya dökülmüş yolsuzluklar, Şimdi onlara montaj falan diyoruz ama işte kendi bakanları bile çıktı onların gerçek olduğunu. Bayraktar da söyledi, Sayın Bayraktar. Sayın Soylu da söyledi. Benden önceki bakanın oğlu hesap işte para sayma makinalarıyla işin. Bunlar zaten herkesin bildiği sır bunlar. Herkes biliyor. Herkesin bildiği sır olur mu? Şimdi böyle kodlamaktan bir şey elde edebilme şansları yok. Aslında 29 Ekim 2 gün evvel. 100. yıl iktidarın zihni cumhuriyete, cumhuriyetin değerlerine, Atatürk'e, Atatürk'le beraber ülkenin bu cendereyi içerisinden Adana Cumhuriyet dediğimiz bir merhem üretmiş, bir kaybetmişliğimize bir çare üretmiş. Hı. Düşüne düşüne arkasında <laughs> acılar, ateş çemberinin içerisinde pişe pişe. İşte bugün Türkiye'yi pozitif olarak bu coğrafyadan ayrıştırmış olmanın bedelini e, bu coğrafyaya bakınca e, Türkiye farkını ortaya koyuyor. Siz kutlamaları nasıl buldunuz? Bugüne kadar böyle eskiden şu oldu. Siz e, AK Parti'nin ilk dönemlerini de takip ettiniz. Bayramlar, resmi bayramlarda işte askeri kortej yapılıyor deyip itiraz etmişlerdi. Doğu blok ülkelerini hatırlatıyor deyip e, onlar kaldırılmıştı. Bugün başka türlü bir şey e, var ve hep bir coşkuyla kutlandı gerçekten. E, yani. Ben ah, vatandaşları... Asıl olan milletin sahiplenmesiydi. Millet sahiplendi yani çok net bir şeyin altını çizmek isterim. Cumhuriyeti benimseyenler, cumhuriyete inananlar cumhuriyeti kutlar. İktidarın benimsemediği, inanmadığı ortada. O yüzden ben çok yadırgamıyorum. O sebep bu sebep yasak savma kabiliğinden bir takım sözler ve uygulamalarla bunları yapmış olması milyonlarca insanın sokaklarda, meydanlarda, illerde, ilçelerde bu coşkuyu her zamankinden daha büyük bir heyecanla beraber kutlaması çok önemli. Bunun altını çizmek lazım. İktidarın buradan kendisine pay çıkarsın diyeceğim ama çıkartabilmeleri mümkün değil. Çünkü içinden geldikleri fikri çizgi, zihni arka planları buna müsaade etmez. Şimdi Sayın Erdoğan'ın işte Kadir Mısıroğlu'nun Lozan Hezimet mi, Zafer mi? işte doğrudan Cumhuriyete ve Atatürk'e Karşı tezlerini söyleyemedikleri dönemde bir aparat olarak Rıza Nur'un hat, hatıralarını kullanırlardı ki onun tam ismini bile bilmezler. Hayatım ve hatıratımdır. Rıza Nur bir yanıyla çok önemli bir figürdür ama bir yanıyla şizofreniye varan bir takım kendine has eşinin morfinman olmasından tutarak kendisinin e, geçenlerde Murat Bardakçı dedesinden Mülhem söylediği bir şey var yani morfinlendi diyor eşi morfinledi diyor Rıza Nur'u. E işte onun dışında yalan söyleyen tarih utansın. Şimdi bu tür bir tevatür, hurafe, safsata üzerine bir tarih bilinci var. Ama tarih kafanıza çaka çaka pahalı tecrübelerle öğretir. Nasıl öğretir? İşte Montrö'nün kıymetini bilmezseniz Montrö'nün kıymetini onu sorgulamaya kendi elinizle açarsanız işte o, Karadeniz'de olan biten Motre'ye sahiplenmek zorunda kalırsınız. Motre ile ilgili 101 general ondan bir darbe teşebbüsü çıkartacağınıza. O generallerin altını çizdiği hususiyetleri anlamaya gitmeleri gerekirdi. Onu anlamadılar. E, pahalı tecrübelerle tarih kafanıza vura vura ama her zaman söylüyorum 300 yıllık ömrümüz yok ki deneme yanılma metoduyla bütün bunları öğrenelim. O açıdan şimdi yalan söyleyen tarihi utansın. Müstehar ee, işte müstahar bir isimle yazılmıştır. Esas yazan ismi Hayrettin Tatlısudur. Çok bilinmez ama burada bir şeyin altını vurgulamak isterim. 94 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aldıkları andan itibaren Hayrettin Tatlısu'ya kültür aşiden niçin maaş verdikleri bu zihniyetin göstergesidir. Çünkü buralardan beslenmiş Türkiye'yi, Cumhuriyeti Cumhuriyetin o kuruluş serüvenini, mücadelelerini, arka planını e, anlayabilmeleri falan mümkün değil. Zihinleri cumhuriyete de, demokrasiye de küfür rejimi diyenler, tagut rejimi diyenler şimdi e, babalarının malı gibi hem bu koltuklarda oturup her türlü imkanından yararlanıp e, e, bir de bu ülkenin geçmişine, bu milletin mücadelesine söz söyleme hakları yok. İşte 29 Ekim'de millet cevabını vermiştir. E, bizim için kıymetli olan da budur. Evet. Şimdi e, <laughs> bu konuyu geçelim. Biraz da siyaset gündemine gelelim. Seçimleri hep beraber takip ettik. <laughs> Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve milletvekili seçimlerini. Ondan sonra yeni yerel seçimlere yaklaşıyoruz. Ama öncelikle şeyi soracağım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim söylemi var. E, bütün muhalefet partilerine... aslında bir eleştiri var. Siz de dahil olmak üzere. İşte seçmende duygusal kopuş oldu. Bu kaybediş çok sıkıntılı oldu deniyor. Siz e, CHP özelinde soruyorum bunu ama genelde cevaplayabilirsiniz. Tabanda bir değişim talebi olduğuna inanıyor musunuz? Ve bir gün önce Kemal Bey'le beraber yürürken ertesi gün değişimci olanlara sizin yorumunuz nedir? Yani ben e, partilerin kendi iç işleyişleri ilgili yorum yapmayı çok kendi adıma had sınırımızı aşmış oluruz. Ama önemsediğim şudur. 28 Mayıs ikinci tur akşamı Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı siyasi parti olarak değerlendirme yaparken de altını çizdim ve kamuoyuna paylaştığım için hı hı. farklı değerlendirmeler, muhasebeler ee, buradan her siyasi aktör parti kendi adına küçük zaferler çıkmak için değerlendirme de yapabilir ama hani bizim tercihimiz her şeye rağmen bütün sınırlılığa, bütün dayatmalara, bütün yalan propagandalarına, yalan propagandasını Sayın Erdoğan'ın montaj falan diyerek yani yapmış olmasına rağmen hı hı. hukuktan demokrasiden bu ülkenin tarihi süreç içerisinde getirdiği bütün değerlere kurumlara sahiplenmek noktasında irade koymuş yüzde 48'lik bir toplumsal destek tabanı var bizim meselemiz bir netice itibariyle o gün geride kaldı, bu tür ülke hayatını devam ettirecek. Bu direnç noktasını zedelememek lazım. Elbette ee, iyinin daha iyisi var, güzelin daha güzeli var, şık olanın daha şık olanı var. O kapıyı açık tutacağız, daha iyisini arayacağız. Türkiye bir tarihi eşikte, hakikaten kendi gücüyle, bu gücü bir siyasi akılla buluşturabilme teşebbüsüydü aslında bizimkisi. Çünkü... Bu güç maalesef bu gücün kıymetini, bu gücün kudret kapasitesini kullanamayacak bir çarpık zihniyetin, bir çarpık aklın kendi elinde, kendi fukaralığının revanşını almak için klaptomani düzeyine gelmiş bir yolsuzluk e, düzeni içerisinde. Hı hı. Zaman zaman da söylüyorum bugün Türkiye'yi sadece PKK terörü tehdit etmiyor. Türkiye'yi sadece işit, FETÖ terörü, onun dışındaki bir takım, organize suç şebekeleri bunlar tehdit etmiyor. Bu ülkede bugün yolsuzluklar çok sistematik hale gelmiş ve ülkenin kanını emiyor. Bu ülkenin kaynaklarının yüzde ellisi yolsuzluk, usulsüzlük, hukuksuzluk, denetim yapamaması dolayısıyla heba oluyor. Bu da bu ülkeyi tehdit ediyor. O açıdan yolsuzlukları Milli Güvenlik Kurulu daha evvel iki sene önce Şubat ayıydı zannederim bir toplantısında neymiş? Yeni ekonomi, yeni Türkiye ekonomi programına evet. karşı bir takım e, muhalefet varmış ve bunları bir tehdit algılaması içerisinde almış. İşte o tehdit algılamasını bugün bir öğretmenin yaptığı açıklamada görüyoruz. Yani Türkiye yüzyılını e, nereden kutsal bir kavram ve metin haline getirdiniz netice itibariyle bir siyasi partinin propagandası, e, bir siyasi partinin tercihi bu ülkenin Anayasası mı bu ülken hangi kutsalı Türkiye yılı dediğiniz 2023 hedefleri bahsedeni var mı 2023 hedeflerinden? Oraya gelemedik zaten. Yani gelemedik <laughs> bahsedeni yok küçük bir hata olmuş 2053'e kaymış sadece böyle bir 30 yıllık bir küçük hata. O açıdan bakınca yolsuzlukları bu ülkeyi tehdit eden, milli güvenliği tehdit eden unsur olarak milli güvenlik kurulu tanımalı diye ifade etmem lazım. Şimdi değindiğiniz <laughs> için tekrar hatırlatayım. Emine Karakaş, tarih öğretmeni, Tetkoloji Antalya Şubesi'ndeki açıklamaları Türkiye Yüzyılı dedi, gözaltına alındı. Yani ifade özgürlüğü e, tartışmaları var. Yeri geldiği için soruyorum. Siz bu gözaltını nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi yani Türkiye'de çok, düzeni... uzun, çok uzun süredir bir takım münferit hadiseler, açıklamalar, olaylar, e, siyasi davalar adeta bir manyetik tanımlanıyor. Bu manyeti eleştiremez hale getiriyorsunuz. Tabi buranın bir arka planı var. İşte bu FETÖ'cülerin yaptığı 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüyle ilgili. Şimdi bunlarla beraber yürüyen sizsiniz. Bu ülkeyi bu bataklığa sokan sizsiniz. Hı hı. Her tür hukuksuzluk icat etmeyi öğrendiğiniz bu FETÖ'cüler. Yani biz o günde yani 15, 17, 25 Aralık sürecinde de söylediklerimi tekrar etmek isterim. Evet ortada yolsuzluklar var ama bu yolsuzluk operasyonunu yapanlar yolsuzluk olduğu için değil. 2003'ten bu yana biliyorsunuz zaten ama o gün geldiğiniz iktidarla bir çatışmanız var. Kendi çatışmanızda hukuki bir aparat, argüman üretmek için bu operasyonları yaptınız. İktidara da dönüp şunu dedik. Evet ortada bir paralel örgütlenme var ama siz paralel örgütlenme olduğu için değil. Ucu size dokunduğu için. Sayın Erdoğan'ın rahatsızlığı bana da mı benim de mi paralarımı takip ettiniz yoksa başka siyasi partilere operasyonlar düzenmiş bugün ittifak içerisinde olduğu MHP düzenlenen kaset operasyonları kim yaptı? Tayyip Bey bilmiyor muydu bunları? 2007'de Demokrat Parti olarak biz yaşadık. Evet. Anavatan Doğru Yol Partisi Birleşmesi'ne Tayyip Bey'in bilgisi dahilinde bu yapının bir takım koçbaşılığında yapılan operasyonlar bilmiyor muydunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Baykala rahmetle yad edelim. Yapılan operasyon bilmiyor muydu? Şimdi buradan geliyoruz. Şimdi bu açıdan bakınca bir manyetik alan örülüyor. Ee, yani Türkiye zaten hukuk devleti olmayı hani bir düşünün güzel bir sözü var. Eğer hakimlere güven yoksa o toplumda bir kamu düzeninden bahsedemezsiniz denir. Şu Can Atalay davası, Tip Milletvekilinin Evet. Yani Anayasa evet. Mahkemesi oy birliğiyle Hak ihlali kararı vermiş. Arada e, beş tane mahkeme üyesi farklı farklı değerlendirmeler yaparak ama temel kararda oy birliği var. Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü Aslan ısrarla çıkıp diyor ki bir yorum kakafonusuyla dönüşür. Mahkemelerin bir yorum hakkı yok. Bunun gereğini yapması lazım. Ama Türkiye'de iktidarın, Sayın Erdoğan'ın kurduğu, bizim de eleştirdiğimiz kuvvetlerin uyumu diyerek 15 Temmuz sonrası pazarlanan bu sistemin bir kişinin yargıyı kontrol ettiği, HSK eliyle yüksek yargıyı atamaları, Anayasa Mahkemesi'nin atamaları kontrol ettiği ve o mekanizmanın daha alttaki birinci derece mahkemelerine varıncaya kadar ne yargı bağımsızlığı, ne hakim teminatı, ne coğrafi teminat, bütün bunların sağlanmadığı, Anayasa Mahkemesi'ni tanımayan Mahkemelerin, hakimlerin ödüllendirilerek yüksek yargı üyesi yapıldığı, bakan yardımcısı yapıldığı, bas savcı yapıldığı böyle bir süreç var. Bütün bu davalar ki kendilerine gezi davasını bir tehdit algılamasının öyle merkezine yerleştirmişler. Can Atalay başta olmak üzere orada yargılanan icat edilmiş hukuksuzlukları Osman Kavala'yı da dahil etmek lazım. Hı hı. İktidar böyle bir manyetik oluşturmaya çalışıyor. Bu öğretmen hanımefendi üzerinden de yani hani şunu eleştirebiliriz. Bir eğitim kurumunda bir siyasi değerlendirme yapmak bunu ben de çok doğru bulmam ama bunu yaptı diye de siz Türkiye yüzyılı nedir ki yani Türkiye yüzyılı bir kutsal metin midir? Bir kutsal program mıdır? Bu milletin 5 yıllık kalkınma planının adı mıdır Türkiye yüzyılı? Bu sizin icat ettiğiniz kendi açıklarınızı kamuza etmek için dini milli hamasi bir propaganda ambalajı haline getirdiğiniz bir propaganda unsuru. Yani bunu üzerinden böyle bir çerçeveden bakmak lazım. O Gözaltı açıdan, olması. Yani bu ülkede temel hak ve hürriyetleri ki yani e, o noktada idari soruşturmaları yapar. Nedir adli soruşturma? Yani Milli Eğitim Bakanlığı yapsın bu soruşturma. Evet. Canat konusunda da yargı eleştirdiniz. Bir konu daha var bugün gündeme gelen eee MİT Müsteşarlığı İstanbul'da e, Başsavcı İsmail Uçar bir rapor yayınlamıştı biliyorsunuz. Medyaya yansıdı ve yargıdaki usulsüzlükleri rüşvet şarkını anlatan bir rapor SK'ya gönderildi. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı da MİT'in bunu araştırmasını istediğini e, öğrendik. Bugün yayınlanan haberde de dosyaları MİT'in incelediğini, tek tek <laughs> hakimlerle ilgili de dosyayı Cumhurbaşkanına sunduğu söyleniyor. Yargı camiasının MİT'in araştırma konusu olması ne anlatıyor size? Fatih Bey ölmüşüz ağlayanımız yok. Yani hukuk zaten biraz evvel anlattık yani nasıl işlediğini biliyoruz. Siz hukuku tıkamışsınız. Külliyenin etrafında bir takım bürolar oluşmuş. Yüksek yargıda, belirli mahkemelerde işinizi görecekseniz. Ankara'nın geldiği nokta şurasıdır. Selam verdim rüşvet değil diye almadılar noktasıdır. O kadar sistematik hale gelmiş ki. SPK'da işiniz varsa, Cumhurbaşkanlığının baş danışman adı altında bir takım danışmanlar, yöneticiler, kişiler, başka kurumları ilgilendiren meseleler varsa diğer başka bürolar. E, Türkiye'de maalesef bir ahbap olan, çavuş. Bu iş olan mı artık Türkiye'de? Ankara'da özellikle. Evet maalesef. Başka çok üzücü. Yapmak... Çok üzücü. Yani Cemil Meriç'in bir tabiri var yine. E, Türkiye'de adalet tarif ederken öyle derim. Şimdi artık geldiğimiz nokta yani büyüklerin yırtıp geçtiği, küçüklerin takıldığı bir örümcek ağıdır diye adalet tarif eder. Türkiye'de kanunlar maalesef zamana, şartlara, şahısların gücüne, siyasi ilişkilerine bağımlı olarak dün iktidarın tutumuna göre bir şey suç oluyor. Dün hı hı. iktidar FETÖ ile işbirliği yapabilir. Bu devlet ele geçirmek için her tür Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı dahil yargılama yapabilir operasyonlar yapabilir. Sonra işin ucu kendine dökününce bunu suç ilan eder. PKK ile işbirliği yapabilir. Türkiye'de PKK ile işbirliği yapma imtiyazı Sayın Erdoğan'dadır. E, o zaman e, Öcalan'la Öcalan'la ilgili yapılan e, açıklamalar şimdi boy boy e, hepimizin kaydında vardır çıkarsak e, hepsi yargılanır. Bugün aynı sözleri muhalefetten birisi söylese biraz evvel e, öğretmen hanımefendiyle ilgili yürütülen adli soruşturma gibi adli soruşturma yürütülür. Şimdi bir zamana, şartlara, iktidara yakınlığına, uzaklığına göre bir hukuk tanımlaması yapabilir miyiz? İşte Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın söylediği, Anayasa Mahkemesi Başkanı bir yorum kakafonisi olur. Normlar hiyerarşisi diye bir hiyerarşi kalmamış bu ülkede. Sayın Bahçeli zaman zaman çıkıyor Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım. Bir de büyük hukuk devleti savunucusu, büyük demokrat Sayın Erdoğan çıkıyor zaman zaman güler misiniz ağlar mısınız işte yeni anayasa yapacakmış. Darbe anayasasından kurtulacakmış. E, bu propagandayı artık o havuzdan su ala ala 2010 referandumunu hatırlıyoruz. Askeri vesayetle mücadele ediyordunuz. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında da söyledi. Ana yani, gündemimiz bu olacak dedi. Demokrat e, Parti e, özelinde ama muhalefet genelinde. Siz nasıl bakıyorsunuz bu anayasa değişikliği teklifine? Yani ortada e, Bizim bir anayasa değişik teklifimiz var zaten altı siyasi parti olarak koyduk. Türkiye'de bugün bütün konuştuğumuz sistematik açık veren mekanizma bir siyasi mekanizmadır. İki, asla hukuktur, adli mekanizmadır. Hukuku, yargıyı siyasallaşmaktan kurtarmaktır. Bunlarla ilgili atılacak bir adımları varsa gelsinler. Ama kendi pozisyonlarını pekiştirmek, Türkiye'nin can alıcı gündemini, yolsuzlukları, hayat pahalılığını, Bunları perdelemek için, bunu bir propaganda aparatı yaparak, içine de bir takım elma şekerleri koyarak, başörtüsü gibi, yani bu ülkede başörtüsü problemi mi var Allah'ını severseniz. Bütün bunları perdeleyecek bir teşebbüs. Bildiğimiz klasik numaraları, o noktada biz tutumumuz, davranışımız, anayasanın ilk dört maddesi başta olmak üzere hiçbir şekilde tartışmaya zaten açmayız. Hı hı. Ama iktidarın zihniyeti şudur, fırsat buldu mu, Esnetecek, değerleri aşındıracak, kurumları aşındıracak, ölçüleri aşındıracak teşebbüsleri bir propaganda unsuru olarak yapmaktır. Ee, hani Levent Yüksel'in bir şarkısı vardı, bana güvenme sakın diyor, sabıkam ihanetten. Şimdi iktidarın sabıkası bu işlerde ortadadır. E, güvenmemiz için onunla bir, yani biz Demokrat Parti olarak kendimiz 10 yıldır iktidarın sistematik hukuksuzluklarına muhatap olmuşuz. E, bayramlaşmalarda bile muhatap almadığınız muhalefet partilerine gelin anayasa yapalım diyor. Haftanın üç günü mecliste olan e, genel kurul gündeminde iktidara karşı muhalefetin verdiği teklifleri kategorik olarak reddedeceksiniz. Gelin anayasa yapalım diyeceksiniz. Nerede samimiyet? Hiçbir şekilde iktidarın bir samimiyeti yok. Demokrasi fikrine, hukuk devleti fikrine onların lehine işliyorsa kabulleri Bugün Türkiye'nin geldiği nokta zaten Can Atalay davasında da diğer bütün davalarda da gördüğümüz <laughs> Sayın Erdoğan'ın müsaade ettiği kadar bir hukuka, müsaade ettiği kadar bir demokrasiye, müsaade ettiği kadar bir zenginliğe razı olup olmayacağımız, biz razı olmadığımızı ifade ediyoruz. Dün de ifade ettik, bugün de ifade etmeye çalışıyoruz. İktidarın bir takım yalan propagandasıyla beraber... Manipülasyonlarla beraber bu seçimden böyle bir netice çıkarmış olması bizim tezlerimizin yanlışlığını ispat etmez. Evet. Şimdi oraya geri dönelim. E, o noktada e, bu hukukla ilgili tartışmalarda tavrınızı çok net koydunuz. Ama e, önceki soruya dönecek olursak eleştirel e, yaklaşan ittifak ortaklarınız da oldu. İyi parti sözcüler. Ben burada da ağırladım, Sizin oturduğunuz koltukta da oturdular. Dediler ki, yani CHP'nin peşine takıldık. Hepimiz kaybettik. Dolayısıyla bu tahterevalli siyaseti var Türkiye'de. Bu devam ettiği sürece kaybetmeye de mahkumuz. O yüzden biz üçüncü bir yol izliyoruz diyorlar. Siz aynı eleştiri yapıyor musunuz kendinize? Demokrat Parti CHP ile birlikte hareket ederek kayıp mı etti? Yani Türkiye'de seçimin çıkan neticesini böyle bir düşük profilli değerlendirmenin içerisinde sıkıştırabilme imkanımız yok. Hepimiz aklımızla değerlendirmeler yaparak uzunca bir sürecin içerisinde damıta damıta bir süreç yönetimi yaparak. Elbette her yiğidin bir yoğurt işi vardır denir Anadolu tabiriyle. Hı hı. Yani hani biz başka bir perspektifle süreci yönetiriz. Her siyasi parti, her siyasi lider başka bir perspektifle yönetir. Şuna inanıyorum ben bütün kısıtlılıklara rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen doğru bir süreç yönetimi benim de, yani Bugün muhasebe yaptığımda hı hı. E, nerede hata yaptık diye düşündüğümüzde hem kişisel hem kurumsal olarak pek çok değerlendirmemiz var. Bunları paylaşmak başka bir şey ama meseleyi böyle bir e, sloganın içerisine birinin peşine takılma falan diye kavramın içine sıkıştırmak e, kendilerine de haksızlık olur. Hepimize de haksızlık olur. Peki yerel evet. seçim sürecinde tabii ki bütün partiler kendi adaylarını çıkaracaklardır. Yani siyasi parti olmanın gereği bu. Ama e, bir ittifak var ve 2019 seçimlerinde sonuç vermişti. E, i̇şbirliği yapılmazsa siz ne düşünüyorsunuz? Büyük şehirleri e, muhalefetin elde tutması e, mümkün olabilir mi? Siz bu işbirliği tartışmalarına nasıl bakıyorsunuz, Demokrat Parti Genel Başkanı olarak? Yani şöyle tabii bu seçim sürecinde başarı başaramamış olmamız, partilerin e, ilişkilerinde bir takım yıpranmalar meydana getirdi. Bu açık. Ama öbür tarafta da sadakat duymamız gereken biraz evvel de altını çizdiğim o yüzde 48'lik Cumhuriyet'ten, demokrasiden, Türkiye'de fırsat eşitliğinden yana tavır koymuş. Bütün hukuksuzluklara, sistematik yolsuzluklara rağmen tercihini yapmış bir toplumsal küme var. Oraya karşı sadakatimiz var. Yerel seçim kendine has mahiyeti her seçim çevresinde başka bir denklem. Siyasi partilerin işbirliği yapmasının anlamlı olacağı noktalar, formatlar var. Anlamlı olmayacağı formatlar var. Kişi faktörü çok çok önemli ama hı hı. ifade ettiğim gibi biz toplumsal direnci kırmak değil, Demokrat Parti olarak pozisyonumuz net. Bizim birinci mücadelemiz iktidara karşı. Bu noktada psikolojik eşikler var. Psikolojik, psikolojik direnç noktaları var. İstanbul'dur, Ankara'dır. Onun dışında bir takım yerlerdir. Bütün buralarda bir sorumluluk duygusu içerisinde düşünmeye gayret ediyoruz. Ama bir, bir başka tarafa da her siyasi partinin varlık sebebi bir sonraki seçim hazırlanmaktır. Her hı hı. siyasi partide açıklama yapmasına bile gerek yok. Yani ben seçime hazırlanıyorum, seçime gireceğim, adayı göstereceğim. Yani siz nefes almak, vermek gibi bir işlemi tarif etmenize bile gerek yok. O sınırları gözetlemek lazım önümüzde bir çok kritik süreç var. İktidarın bütün bu 94'ten itibaren şimdi zaman zaman da eleştiriyorum. Yani zaman içerisinde iktidardan kopmuş kim siyasi aktörlüğüne yaptığı değerlendirmeler var. Sayın, Sayın Erdoğan o siyasi aktörler iktidardan koptuktan sonra korapt hale bu yanlışları, hukuksuzlukları, yolsuzlukları yapar hale. 94'ten bu yana ortada bir Korrupt e, bir hı hı. figür ve hal var. Bunu biliyoruz. E, o açıdan e, yani e, biz tutum ve davranışımız çizdiğimiz çizgi dünden bugüne bir istikrarlı değerlendirme tutarlılık içindedir. Tabii kamuoyunda da şöyle bir e, Çifte standart var. Sanki tutarlılık bu ülkede Muhalefetin vatandaşa borcu. Peki iktidar? Evet. Nas diyenlere karşı sözümüz yok mu? Yani rahmetli Demirel'in sözü geliyor aklıma. Tamam vatandaşımızı biz daha iyi şartlarda yaşayalım biraz da vatandaşımızı isteyecek. Yani evet. bu işlere cevaz veren insanlarımıza söylüyorum. Vermeyenlere bir sözümüz yok ama yolsuzluklar, hukuksuzlukları yani kendi hakkı gasp edilmiş, kendi yoksulluğa mahkum edilmiş, kendi hakkı kendisine lütuf diye sunuluyor. İnsanlarımız bir e, at gözlüğü içerisinde meseleye bakarak meseleyi bir dini hamasi milli bir perspektife sığdırarak savunu geliştiriyor. Tercihleridir ama bunu da eleştirmek benim hakkım. Evet. Şimdi Sayın Başkan, o İstanbul ve Ankara için dediniz ki e, psikolojik eşiktir. Siz daha önce GK toplantısından sonra Başkanlık Divanı'ndan sonra açıkladığınız her yerde aday çıkaracağız diye. Demokrat Parti'nin tutumunu da soruyorum buradan. Eee büyük şehirler buna dahil mi? Elbette yani biz Çünkü bütün İyi Parti hazırlığımız, şu anda bunu söylüyor. <laughs> hiçbir siyasi partiyle bir angajmanımız, bir mutabakatımız, bir konuşmuşluğumuz yok. Hatta sayılır da bir zaman var, bir makul orta vadede evet. bir zaman dilimi var. Parti erkeller kendi hazırlıklarını yapacak ama biz gerçekçiyiz. Yani Türkiye'nin şartlarını, Türkiye'nin içinde bulunduğu toplumsal iklimi, iktidarın zaten Cumhurbaşkanlığı seçiminin özellikle ikinci tura kalması sonrası hedefi, bu psikolojik direnç noktalarını da kırmak, onun üzerine bir takım anayasa değişiklikleri getirmekti. Yani yüzde 60'a 40 gibi bir denge olursaydı nasıl çıkardı? Bugün meselemiz önümüzde bir önemli dönem var. Bölgemiz bir ateş çemberinin içerisinde. Bu 29 Ekim'de millet iradesini koymuş bir direnç noktasını kuvvetli bir şekilde altını çizmiştir. Bunu umarım iktidar anlar. Siyasete düşen vazife milletimizin koyduğu iradeyi, daha da kuvvetli hale getirmek, daha da anlamlı hale getirmektir yerel seçimlerde. Biz hı hı. o perspektiften bakarak sorumluluk duygumuzla burada bir e, bir ahbap çavuş ilişkisi içerisinde bir at pazarlı böyle bir arayışımız, hı. böyle bir beklentimiz. Biz kendimizi biliyoruz, neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Tabii yerel seçimler sonrası Türk siyasetinde ben çok önemli e, taşların yerinden oynayacağı Türkiye'de, iktidarıyla muhalefetiyle pek çok aktör, kurum, çok çok farklı değişiklikler olacağı perspektifimiz var. Nasıl? Çok önemli bir şey evet, söylüyorsunuz. Evet, yani e, e, Fatih Bey yapılan araştırmalar ortada. Kabaca iktidara da oy veren, muhalefete de oy veren seçmen aslında bugün hakim, ana aktör ve partilerden memnun değil. Evet. Buna karşı bir sorumluluğumuz var. Demokrat Parti'nin varlık sebebi geçmişten bugüne budur bir operasyonlar dönemi içerisinde maalesef bizim geleneğimizde çok hırpalandı ama iddiamız, referansımız ortadadır. Bunun gereğini yapmaktır bizim için. Şimdi o konuya tekrar döneceğim. Şunu sormam lazım. Bir de şöyle diyorlar. Siz şimdi dediniz ki stratejik davranacaksınız. Yani benim anladığım bu. Büyük şehirlerde. Gerçi aday da il başkanınız ben adayım dedi. Sayın Erkin Delikanlı. Belki de çıkaracaksınız. Bilmiyorum. Ama iyi partiler şunu söylüyor. İktidar kaybedildi neticede. İki tane belediyeyi kaybetsek ne olur? Yani bu düşünceye katılıyor musunuz? Yani herkesin bir yoğurt işi var. Yani bu değerlendirmeyi yapabilirler. Ben bunu yorumlamak açıkçası istemem. Bu bizim perspektifimiz. O da onların perspektifi. Neticede seçmem. Bunu değerlendirir ama e, Türkiye'de siyaset, siyaset yapmanın en zor dönemindeyiz. Bir parti devletiyle rekabet ediyoruz. Farklı farklı duyumlar alıyoruz. Yani İçişleri Bakanlığında e, yani yerel seçime dönelik özellikle İstanbul ve Ankara'nın e, farklı farklı operasyonel hazırlıklar, seçmen yer değişimleri de dahil olmak üzere e, yani Türkiye'de hakim teminatında gerçekleşen bir seçim falan yok. Demokrasinin zaten nefes sahası çok sınırlı. Biz böyle değerlendiriyoruz, onlar öyle değerlendirir. Biz bu sorumlulukla bakıyoruz kıymeti vardır yoktur. Onu da vatandaşımız değerlendirir. Bu farklı farklı duyumlar alıyorsun. Çok bugün farklı konuşuyorsun Sayın Genel Başkan. Bu ne tür duyumlar alıyorsunuz? işte? ifade ediyor iktidarın, dönük, Türkiye'de operasyonel... manipülatif yani zaten bir hani hukukta silahların eşitliği denir. Bir rekabet eşitliği falan yok. Hakemi de yenmek zorundasınız. Hmm. Yani bu noktada iktidarın zaten yani kamu gücü, yani geçenlerde Cumhurbaşkanı yardımcısı ekonomik yani devletin kurumlarını topluyor. AK Parti'nin AKP'nin genel başkan vekili var orada. AKP'nin ilgili genel başkan yardımcısı var. Ya devletin toplantısında bunların ne işi var? O da netice itibariyle mecliste temsil edilen birinci parti. İkinci parti niye yok? Üçüncü parti niye yok? Dördü, beş altısı, yedisi niye yok? Böyle bir şey olur mu? Şimdi buraları göz ardı edemeyiz. Zaten elinde yani iktidar kamu kaynaklarını ki İstanbul yani bütün rant alanlarını oradaki kirli kaynaklarla siyasetlerini güya Müslümanlığa hizmet ediyorlar. İşte Hayrettin Karaman gibi de bir imam bulmuşlar kendi keyiflerine uygun fetva veriyor. Çaldıklarını bile elini sürdüklerinin işte humusmuş fıkhi olarak şeyi kavram olarak elini sürdüklerinin dörtte birini beşte birini alabilirlermiş. Şimdi bütün bunlara cevaz mı vereceğiz? Evet yerel seçimleri de bu uyarınızdan sonra daha yakından takip edeceğiz. Şimdi bir de bir eleştiri var sizin partinizle alakalı da. Onu da yine bu İyi Parti cephesinden gelen bir şey e, açıklamaydı. İyi Parti'nin bir genel başkan yardımcısı dedi ki CHP 10 büyük şehirde aday çıkarmasın, İyi Parti çıkarsın. Sonra bunu biraz e, açtı, e, sorguladığımızda işte daha önce Balıkesir'de e, aday çıkarılmamıştı, İyi Parti çıkarmıştı. Oradan sizin partinize örnek veriliyor, eleştiri var. Biz neden kazanamadık Balıkesir'de? Demokrat Parti aday çıkarmıştı o zaman dediler mesela. Yani böyle de eleştiriler yapılıyor partimize. <laughs> yani, şimdi Ama yani, biz de aday çıkardık diye eleştirenler bugün kendileri her yerde aday çıkarmak. Yani bir mutabakatımız yok. Elbette siyasi parti olarak aday çıkartacağız. Ama Balıkesir özelinde e, o gün e, yani iyi ki iyi parti kazanamamış. Kazanan kişi bugün AK Parti'nin birinci sırasından milletvekili yapıldı. Yani o da ayrı bir e, garabet. E, e, oralara bakmak lazım ki orada çok daha yüksek ihtimalle kazanma imkanı olan Ahmet Akın adaylığını açıklamıştı Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Geri çekildi. E, geri çekilmeyi Ahmet Akın kabul etti. Ona rağmen CHP adayını geri çekti. E, daha yüksek ihtimalle oranın kazanılması için bir büyük fırsattı. Yani e, bir şey söylerken tek taraflı düşünmemek lazım. Bu uyarıları yapıyorsunuz Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Bir de şunu soracağım şimdi bütün partiler neredeyse kongreye gitti. Demokrat Parti'de de böyle bir beklenti var. Sizin yasal olarak ne zaman düşünüyorsunuz? Bizim süremiz önemli var. Hazırlık var mı? Süremiz var. Ee, ama mer seçim sonrası partiler kendi değerlendirmelerini yapar. Biz de o değerlendirmeleri önemli ölçüde yaptık. Yapacaklarımız da var. Bir yandan hem yerel seçim hazırlığımızı, bir yandan e, parti organizasyonumuzu daha da pekiştirmek adına. Şu anda verilmiş bir kararımız yok. Ee, yani seçim öncesi sonrası ne zaman olur bilmiyoruz ama bir sürede e, var bildiğim kadarıyla. Bir evet bu, bu, gün evet evet var. zamanımız var. Ee, o değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Bu yerel seçimde Demokrat Parti'yi biz nerede göreceğiz? Sizin geçen seçimden ben çok iyi hatırlıyorum. Pek çok isim sizin partinizden aday oldu, seçildiler, kazandılar. Sonra parti değiştirenler oldu. Bu seferki stratejiniz nasıl olacak? Yani işte yerel seçimin e, kendi has şartları var. E, biz elbette bu noktada iddiamızı, irademizi, bu iki kutuplu hale gelmiş siyasetin içerisinde yerelde e, ve genelde siyaset yapmanın çok pahalı bir faaliyet haline bilerek getirilmiş olması, 30 büyük şehrin bütün şehir haline getirilmiş olması, e, partiler için iktidar partisi bir yanda hazine yardımları ama onun dışındaki gayri resmi kirli kaynaklarla nasıl siyaset yapıldığını hepimiz zaten biliyoruz. Ee, biz kendi adaylarımızla e, ama işaret ettiğinizin de altını çizerek partiye sadakati olan, partiye sadakat duyacak, parti fikrini benimseyecek belediye başkan adaylarımızla yola devam etmek istiyoruz. Evet. Sayın başkan programımızın sonuna doğru geliyoruz. Şimdi bir sıcak konu daha var. Onu da size sormak istiyorum. Gündemde olan konulardan bir tanesi. Sonra siyasetle ilgili bir son soruyla bitireceğim. Bugün Sayın e, Kültür ve Turizm Bakanı bir açıklama yaptı. Ayasofya biliyorsunuz. Ayasofya Camii Kebiri. Cami müze statüsünden çıkarılıp camiye dönüştürüldü. Fakat bugün e, UNESCO'nun da tavsiyesiyle yabancı turistler için e, ücretli hale getiriliyor tekrar. Normal Türk vatandaşları ibadetini yapmak için gidenler için ücret alınmayacak. Orası açık ama e, e, yabancı turistler e, ücret ödeyerek gelecekler ve buna ilişkin de dünyadan örnekler gösterdi. Bu şöyle yorumlayanlar var. Yeniden müze dönüştürülüyor gibi yorumlar yapılıyor. Sizin bu konuda bir fikriniz bir düşünceniz var mı? Yani tık? açıkçası tam mahiyetini meselenin ben de haberlerde gördüm ama e, çok... E, net irdelemeden bir yorum yapmak da istemem. Tabii dünyadaki uygulamalar nasıldır ama iktidarın propagandası İstanbul'u yeniden adeta yani Ayasofya'nın içerisinde rahmetle yad edelim Başbakan Hüviyetiyle Demirel'in orada açtığı zaten bir 10 yıllardır mescit zaten namaz kılınır. Ama bugün Ayasofya'nın bir tarihsel manası var, stratejik manası var, siyasi bir değeri de var. Bunu da kabul etmek lazım ama Ayasofya'nın açılışında o kürsüden İstanbul'u yeniden işgalden kurtaran Atatürk başta olmak üzere o söylenen sözleri de unutmadık onları da kayda geçirmek lazım ee, o noktada iktidarın bu tür işleri zaten hangi saikle yaptığını biliyoruz yani siyasi bir getirisi varsa bu işlere sahip çıkarlar hı hı. Ayasofya ile ilgili geçmişte bu tür talepler dillendirildi neler neler söyledi Sayın Erdoğan sonra dönüp başka başka şeyler onların tek bir ölçüsü var. Onların değirmenine su taşıyor mu taşımıyor mu? Yoksa din, diyanet, vatan, millet, hak, hukuk öyle bir dertleri yok. Evet. Sayın Başkan az önce söylediğiniz konuya ben geri döndüreceğim. Son sorum bu. muhalefette muhalefete dönük bir siyasetsizlik eleştirisi var. Ayrıca da siz de söylediniz. Hem iktidar partisine veya Cumhur İttifakı'na oy veren ya da Millet İttifakı'na oy veren seçmenlerin tamamında böyle bir mutsuzluk var. Size dediniz ki önümüzdeki yerel seçimlerden sonra bir değişim olacak. Ne olacak? Yani yeni partiler mi kurulacak? Yeni liderler mi çıkacak? Veya da şöyle sorayım daha somutlaştırarak. Türkiye halkı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu mutsuzluğu, siyasetteki bu tıkanmışlığı nasıl açacaklar? Şimdi şöyle, ne bekliyor bizi önümüzdeki dönemde? Ya buna cevap üretiriz, bir temsiliyet kazandırırız, bir ses oluruz. Ya da Türk siyaseti marjinalleşme riskiyle karşı karşıya. Şimdi ortalığa baktığınızda milli görüşün versiyonları işte MHP'nin versiyonlarından ibaret bir takım yeni yeni kurulan, kurulacak olan partiler elbette herkesin örgütlenme hakkı var ama ben bir siyasi değerlendirme yapıyorum ama Türkiye'nin asıl olan bütün bu gücünü yani merkez siyasetin tarifi odur. Türkiye'nin bir tarihsel değerlendirme yaparak sahip olduğu <laughs> imkan ve kaynakları, kapasiteyi en azami noktada en az maliyetle e, kullanabilmenin formülasyonudur. Merkez sağ. Merkez sağ. İşte bunun bedelini aslında bizim hareketin seyriyle Türkiye'nin seyri aynıdır. İşte 27 Mayıs'tan başlayarak e, bu zaten bir dış operasyondur. Merkez sağ yapılan e, o büyük sağ koalisyonu tahrip ederek. Solda da bir takım marjinal her 27 Mayıs'ta, her 16-17 Eylül'de Demokrat Parti Menderes deyince böyle türleri üperen, ürperenlerden bakıp işte bugün güya işine geldi mi Menderes diyen Sayın Erdoğan geçmişte Adnan Bey ile ilgili rahmetli başbakanımızla ilgili ne galis şeyler söyledi. Onların kayıtlarına da bakıyorum yani millet bilsin bunları bunların. mühtedi olunca sonradan Demokrat, müştedi, din değiştirir gibi bunlar işte küfür rejimi diyenler bugün gelmiş demokrasi savunucusu. Hadi oradan yani. E, o açıdan bakınca ben Türk siyasetinin komple yenileneceği bir döneme giriyoruz. Hı hı. Bu yerel seçim sonrası da eğer bu noktada yerleşik siyasi aktör ve partiler vazifelerini yaparsa yapar. Yani başat aktörler için söylüyorum ama biz Demokrat Parti olarak iddiamız ve hedefimiz Türkiye'yi bu cenderenin içerisinden yeniden çıkartmak, yeniden bu büyük ülkeyi milletin aklında vicdanında 29 Ekim'de gösterdiği gibi hissiyatını bir Türkiye'nin büyüklüğüne denk siyasi akıl ve programla kadroyla buluşturabilecek bir siyaseti koyabilmek hedefimiz bu. O açıdan bakınca bu marjinalleşen kişi kültü üzerinden yürüyen siyasetin her farklı fikrin, her şahsi kavganın partileştiği bir sürecin içerisindeyiz dediğim gibi ama ana akım siyasi çevreler, havuzlar, toplumsal havuzlar bellidir. Siyaset bunun farkında mı? Yani bu kötü gidişatın. Sizin ya şöyle sizin. biz tabii şöyle Demokrat biraz Partisi. kendimizi çektiğimizde adı konmamış bir buhran dönemi içerisindeyiz Fatih Bey. Bunu ben de söylemiyorum. Zaman zaman ifade ettim. 2008 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 2. Meşrutiyet'in 100. yıl dolayısıyla bir sempozyum düzenlenmiş. Açılış konuşmasında rahmetle iade edelim büyük tarihçimiz Halil İnalcık yapmış. O söylüyor yani Doğu Batı dergisi onu bastı. E, giriş cümlelerinde var. Yani Türkiye adı konmamış bir buhran dönemi içerisinde diyor. Şimdi böyle bir buhran döneminde ölçüler şaşmış. Yani şimdi iktidarın yolsuzluğundan bahsediyorsunuz. Bir takım kitleler bal tutan parmağını yalar diyor. Yani hangi değer yargısına göre bir anahtar geliştirerek argüman üreteceksiniz? Yani kendi hakkı soyulan insanlar yani Türkiye'de bir garip hal var. Yoksullaştırılmış, bilerek ve istenerek hakkı gasp edilmiş, dini duyguları sömürülmüş insanlar ölümüne bunları sömüren, bu yolsuzluk yapan Sayın Erdoğan ve iktidarının arkasında maalesef bu iktidarın uyguladığı bütün bu yanlışları destekliyor. Bir de bunun karşısında iktidarın şu kur koruma mevduattan e, vatandaştan alıp tersine Robin Hood. Yani zenginden alıp fakire dağıtırmış. Bizim Robin Hood'umuz Sayın Erdoğan'da fakirden alıp zengine dağıtıyor. E, şimdi Sayın e, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çıkmış işte üstü örtülü. Ya biriniz de çıkıp bir vatan namus ehli vatandaş. Ya bu yapılanlar yanlıştı diye söyleyebilecek gücünüz var mı? Gücünüz var mı? Bir tane yani Sayın Erdoğan'ın yani hezeyanlarını 85 milyonun üzerinde kobay muamelesi yaptınız. Bedeli millet ödedi. Buna bir tane çıkıp ya bu yanlıştı kardeşim diyebilecek. Nasıl diyordunuz? Var mı? Yok. Peki Türkiye'de bu siyasi anlayışla o zaman çok farklı bir yere doğru gittiğini görüyoruz. Umarım yerel seçimlerden sonra siyasi aktörler bunlara dikkat eder. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sayın Başkan çok sizlere farklı bir program oldu. Güzel bir yolculuk olsun inşallah. Sağ olun. desteğiniz her zaman bizimle biliyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum bugün de katıldığınız için. Sevgili seyirciler bugün Ankara masasında Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'la beraberdik. Gazze'den başladık. Türk siyasetinden çıktık. Çok böyle geniş bir yelpazede konulara değindik. Tekrar kendisine teşekkür ediyorum yerel seçim sürecinde yeniden kendisini ağırlamak isteriz burada program uygun olursa. Ama tabi e, tabii soruları ben sordum. Cevapları Ültekin Bey verdi. Yorum elbette size ait. Önümüzdeki günlerde yine karşınızda olacağım. Şimdilik bugün programı noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.